Haberin peşinde olmayı sürdürüyoruz. Dünyada ve Türkiye'deki gelişmelerin yer aldığı haberin peşinde Gama TV'de. Son 1, 2, 3, kayıt. Efendim iyi günler değerli izleyiciler. Haberin olduğu yerlerde olmayı sürdürüyoruz. Evet, Türkiye özellikle 2019-31 Mart'ta yapılan seçimlerden sonra muhtarları konuşulur hale geldi. Çünkü bugün sayıları 53.000'den muhtarların 20.000'i köylerde, 33.000'i de büyükşehire bağlı mahallelerde muhtarlık yapmaya çalışıyorlar. Biz muhtarların sorunlarını da gündeme taşırken bulundukları yerde acaba hizmet alabiliyorlar mı? Sıkıntıları ne? Yerel yönetimlerle muhtarlar arasındaki diyalog ne durumda? Bunu araştırma amacıyla yollardayız. Malatya, Arap Pire bağlı güzel bir köydeyiz. Çiğnir köyündeyiz ve ismi farklı gelebilir. Çiğnir köyü eski bir köy, 600 yıllık geçmişe sahip rivayete göre. Yeni muhtarı 31 Mart'ta seçilip göreve başlayan Cemalettin Hamsi yanımıza. Efendim hayırlı olsun muhtarlığınız diyorum. Şöyle ben söyleyeyim. Siz muhtarı nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Çok teşekkür ediyorum. Çok şirin bir köyünüz var. Şelaleniz bile varmış evet, zamanında. Evet, var. Arkada doğal bir çınar ağacı ve doğal bir taş var. Evet. Ve karşımda yanımda siz varsınız. Şimdi 30 Mart'ta seçildin. Ekibinde birlikte göreve başladın. Azalar evet. Dahil diyorum. Tabii. Nasıl bir köy buldun elinde? Sıkıntıları neydi öncelikle efendim? Valla köyümüzün sıkıntıları vardı, tahrip yerlerimiz vardı, çamaşırhanemiz vardı, evet. Köy odamız vardı, gasilhanemiz vardı, biraz bakımsızlık kaldı ve biz onları onardık, bir faaliyete geçirdik. Köyümüzün giriş yolunda bir asfaltlama vardı, arabalar ihtiyacı vardı, yeni evet. Bir asfalt yapmışsınız, yeni bir asfalt o asfaltı. Yaptık. Evet. Köyün imkanlarıyla karşıladık. Tabii ki köyün imkanlarıyla karşıladık. Ve daha da karşılamaya devam edeceğiz. Asfaltı devam edeceğiz. Evet, evet. Köyümüzün içinde bu dediğimiz çekme bölgesi girişten bir devlet tarafından parkelaşı yaptıracağız inşallah. Tabii ki. Programı aldılar mı? Şu anda biz almış gibi sayılırlar. Çünkü biz geçen gün görüşme yaptık. 2020'ye bize söz verdiler. İnşallah. 2020 uzak değil inşallah. Evet, devam edelim geliyor. Tamam. Şimdi burası göç veriyor mu şu anda? Şu anda tabii ki kış geldi mi bizim burada 5-6 hane kalıyor ev olarak. Yani toplam 15 kişi ancak çıkıyor. Yani yazın tabii bulut taşıyor. 300-350 kişi oluyor. Tabii ki bunlar da iş imkanlarından İstanbul'da. Daha çok şu an sizde burada kalıcı olan emekliler mi? Emekliler pek yok burada. Kalanlar şu anda işte yaşlı, mesela bir bayan veya da bir erkek, çiftli olarak herkes İstanbul'a gidiyor. Peki, muhtarım şöyle söyleyeyim, tabii yani küçük köy çok göç vermişsin zamanında, okul yoktur, sağlık ocağı da yoktur. Bunlar çünkü 20, burada, 20 sene evvel hepsi vardı ama tabii zaman zaman göç verince gittiler. Popüler kültür nedeniyle köyde kimse kalmadı, ekonomik şartlar nedeniyle bugüne kadar geldim, eriyerek geldim. Peki bundan sonra bu göç vermeme adına, göçü önleme adına siz bir muhtar olarak buraya ne talep edebilirsiniz? Ne ihtiyaç var burada göçü engellemek için efendim? Valla burada tarım desen tarımla durması lazım veyahut da hayvancılıkla. Burada da hayvancılıkta artık daha... Devletin kırsal kesimlerine yönelik tarım ve hayvancılık destekleme teşvikleri var ama bunlar ne kadar şartları da bilmiyorum ama böyle bir teşvik size cazip gelebilir mi? Böyle bir teşvik. Valla cazip gelse de vatandaşımız dönmese yani dönmezler de bütün herkes şeye gitti, gurbete gitti ve iş imkanları orada. Çoluk çocuğu orada. Biri gelse biri gelmiyor. Yani peki. Onun için
göç sorunu atlattık diyelim. Muhtarım, peki bundan sonra biz Çiğdir'e ne yapabiliriz? Şimdi burada yaşayan insanların daha da artması için, efendim buradaki heyecanı kaybetmemek için, buradaki insanları aslında burada tutabilmek için ne yapılabilir? Bir fikriniz var mı? Vallahi burada insanları tutamıyoruz. Çünkü ana yazın çok. Mart'ta geliyorlar. Muhtar, yaz geçici. Yazı saymayalım. Yazı geliyor ama geçici. Kışın da tutmak lazım. Çünkü insana yatırım yapılmalı. Amacımız şu. Tutamıyoruz. Muhtar, şunu söyleyeyim. Net muhtar. Şimdi burada 60 tane emekli varsa, bunu 120 yaparsanız burada hayat devam eder. Buraya bir yatırım yapılmışsa, suyunuz var bol. Suyunuz var. Yani, başka sıkıntınız var yok, mı? Yok. Su bol. Suyumuz bol. Suyunuz var. Suyumuz eğer var. Hayvancılık teşvik edilirse bölgede hayvancılığa yönelik mera var mı? Var. Tabii var. Ki var. Zaten siz burada tarımsal olarak üzümü güzel, değil mi efendim? Kayısı var mı burada? Bizim burada olmuyor. Biraz olmuyor. Soğuk bölge. Yüksek bölge. Evet. Peki. Soğuk. Muhtarım, sonlara doğru yaklaşıyoruz Cemalettin. Evet. Hamsi muhtarım aslında, tabii soy ismi Hamsi. Kendisi de Karadenizlilik de var. Az da olsa biraz. Biraz sıkıntılara değindi ama tabii yatırım anlamında beklentileri var. Bir muhtar olarak altyapı, üst yapı, sağlık ocağı yok, okul yok. Altyapı eksikliği de var. Size son sorum bu. Sonra bir iki cümlede azanız var. Vatandaşlara ilgili. Sağlık ocağımız vardı daha evveli. Hemşiremiz de vardı. Daha yani yıllar önce. 20 yıl geçirmeli. Okulumuz da vardı. Talebemiz de muhtarım, vardı. Bugüne dönelim mi? Yani geçmiş ama şu anda bütün... tabii ki hep yani bitti. Ben size bugünü kazandırmaya çalışıyorum muhtarım. Şunu istemelisin. Devlet buraya tarımsal teşvik vermeli. Hayvancılığı desteklemeli. Üzüm desteklenebilir demelisin muhtar olarak. Bu kadar. Yani değil mi efendim? Sayın Azam, katılıyor musun bana? Katılıyorum. Evet. Doğru söylüyorsun. Birinci Azam. İsim neydi efendim? Bayram Gülsoy. Bayram Bey. Muhtarıma katılıyorsun. Tabii. İlave aynen. Edeceğim bir şey var mı? Yok. Sağ olun. Yani. Peki. Geçiyorum. Ekrana dönmeden. Burada bir şairimiz var. Şiir istemeyeceğim sizden. Muhtarımın da abisi. İstanbul'da yaşıyor. Yazın burada, kışın kaçıyor İstanbul'a. Neye kaçıyorsun İstanbul'a kışın? Şimdi ben öncelikle... Kaçmaman lazım. Değil mi muhtarım? Öncelikle şunu söyleyeyim. Buraya hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ama inanın şimdi bütün gençlerimiz artık üniversitelerde okuyor. Gelip burada çobanlık yapamaz, hayvancılık da yapamaz. Onun çobanlık için, yapması için değil. Burada kışın Efendim şu. Çobanlık yapmak söylemiyorum. Burada kalan... Herkes 80 yaşında değil hocam. Yani 60-50 yaşında. Size 10 tane hayvan verirse aklından gelir misiniz? Aynen. Hocam? Gelin. Muhtarım. Bunu söylemeye çalışıyorum. Zaten gençler tutamazsın. Yani bir teknoloji gelişi genç köyde bu anlamda güzel şiiriniz var mı? Bir dörtlük alalım size. Şairlerle ilgili. Şairleri konuşturacaksın. Şairleri şeye çekmeyeceksin. Evet. Hadi Çinli'yle alakalı var mı? Bir çeşmemiz var. Dillere destan. Buyurun. Çeklikler ötüyor ilki kayası taştan. Sürüler görünür kara tepe yanmaştan. Bizim köyleri gezin dostlarım. Evet. İsim neydi efendim? Kamil Hamsi. Kamil Hamsi. Evet, muhtarımın abisi işte bu. Efendim çok teşekkür ederim. Size de. Teşekkür ederim. Size de geleceğim bir dakika. Sizi de tanıyorum. Ben Mehmet Ali Serdar. Muhtarım gel. Buraya gel. Muhtarım biraderim. Siz de buraya. Siz de biraderisiniz. Evet. Yani şey bir dakika. Tamam. Harika harika Çiğdir'in. Genç delikanlıları. Ne diyorsun, muhtarıma katılıyor musun? Vallahi ben muhtarıma sonuna kadar katılıyorum. Harika. Sonuna kadar katılıyorum. Biz de katılıyoruz, muhtarımı seviyoruz. Hanımefendi hoş geldiniz, buyurun. Eşim. Buyurun. Hoş bulduk. Bu kadar, eşim. Bu kadar delikanlı arasına bir hanımefendi almak isterim. Yani. Buyurun. Şimdi diyecekler ayrımcılık yok bizde, sizi tanıyalım. Güzel Hamsi. Nasılsınız? Şairimin eşisiniz. Evet. Burada yaşıyorsunuz. Evet. Kışın gidecek misin? Böyle dön. Böyle dön. Ekrana dönelim dedi hanımefendi. Evet, tamam. Zorlamayın lütfen. Bizde zorlama yok. Vallahi evet. Bir iki cümle söyleyin. Ne söyleyeceksiniz? 10 gün sonra gidiyoruz. 10 gün sonra ama gideceğiz buradan. Gitmeyin ne olur ya. Biz sizi özleriz şimdi. Teşekkür ediyorum. Çok kibarsınız. Paramız bitti. Gidiyoruz. Şey, paramız bitti. Para verelim. Para verelim. Nerede? Bizde. Ben burada huzur var. Hakikaten çok değerli insanlar var. Muhtarım Cemalettin Bey'e ve katılımcılara herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Şirin, güzel, unutulmaya üst tutmuş bir köy ama unutulacak kadar da şey değil. Yani pasif bir köy değil, atıl bir köy değil. Muhtarım çalışıyor, köyün imkanları asfaltta yapmışlar. Dağısında yapacaklar kendi cebilerine. Yani her şeyi de devletten beklemiyorlar. Burayı görmek lazım. Çiğdir'e el uzatmak lazım. Çiğdir gibi onlarca köy var. Biz bu köylerin sorunlarını ekrana getirmeyi sürdüreceğiz. Ta ki sorunları çözülene kadar diyor. Bir sonraki konu ve konuda görüşmek üzere.
için de vaktine teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok geldin.